21 Kasım Salı Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz yazısı İçerideki Batı putçularının NATO'su işte budur. NATO'nun Norveç'te düzenlediği tatbikatta yaşanan skandal Türkiye'ye yönelik mevcut düşmanlığı açık etti. Bu sistematik bir düşmanlıktır ve yeni de değildir. Türkiye daha fazla gecikmeden NATO üyeliğini sorgulamalıdır. Şayet Türkiye NATO'dan ayrılırsa işgali açık hale gelir diye batıcı tezleri pazarlayanlar, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin bizzat ABD NATO Gladio'nun terör örgütü FETÖ eliyle işgal edilmeye kalkışıldı gerçeğine gözlerimizi kapatmamızı istiyorlar. Yurtta Sulh Konseyi adlı FETÖ cuntası 15 Temmuz gecesi TRT'de okutturdukları korsan bildiride NATO'ya bağlılıklarını bildirmişlerdi. FETÖ'nün darbecileri NATO'nun himayesindedir. NATO firardaki FETÖ'cü subayların üstü durumundadır. NATO'da görevli TSK mensubu 462 subaydan 237'sinin FETÖ mensubu olduğu ortaya çıkmıştır. Norveç'teki skandalın 15 Temmuz'un devamın niteliğinde bir saldırı olduğu aşikardır. Düşmanımız NATO'nun saldırısı Türkiye'nin bağımsızlığına yöneliktir. Bağımsız Müslüman Türkiye NATO'nun açıkça hedefindedir. İçerideki bilimun batıcıların putlaştırdığı NATO işte budur. NATO'nun dostumuz ve müttefikimiz olduğuna dair hikayeyi yıllardır hiç bıkmadan ısrarla anlatanlar son skandaldan sonra da bu sihirbazlık numarasını tekrarlamaya devam edecekler midir? NATO'dan gelen özür beyanının hiçbir kıymeti yoktur. Yasak sağma kabilinden yapılmıştır. Norveç'teki skandal öyle münferit bir hadise değildir. Planlı bir saldırı söz konusudur. Böylesi tatbikatların senaryoları emir komuta zinciri içinde hazırlandığına göre NATO'nun izahı geçersizdir. Tatbikatın senaryosundaki kodları deşifre etmek yahut nelere karşılık geldiğini anlamak hiç de zor değildir. Norveç'teki NATO tatbikatı Türkiye'ye yönelik yeni bir saldırı hazırlığını işaret ediyor. Bir başka söyleyişle bu tatbikat böylesi bir saldırının simülasyonu olarak icra edilmiştir. Amerikan devleti NATO'nun lokomotifi konumundadır. NATO 1949 yılında kurulurken ülkelerin üyeliği devlet içinde gizli bir örgüt kurma şartına bağlanmıştır. İşte bu gizli protokolle ihtiyaç edilen derin örgütte Gladio yapılanmasıdır. Kuraldır. NATO'yu kazdığınızda altından mutlaka gladyo çıkar. Loca Efendi'nin FETÖ'sü NATO ABD'nin dini cemaat maskeli gladyo örgütüdür. ABD patronluğunu yaptığı FETÖ, PKK ve DH'ı Türkiye'ye saldırtmaya devam ediyor. Sovyetlerin Doğu bloğunun 1990 yılına çökmesinden sonra İslam NATO'daki düşman konseptinde ilk sıraya yerleştirildi. Ilımlı İslam CIA karargahında oluşturulmuş bir tabirdir. FETÖ'ye ılımlı İslam etiketiyle yol verilmiştir. 1966'da temellerini attıkları Glandio örgütü FETÖ'ye tam 50 yıl sonra 2016'da darbe yaptırarak bağımsız Müslüman Türkiye'yi işgal etmeye, teslim almaya kalkıştılar. Sem amcasının malum çocukları bu defa başaramadılar. Türkiye'deki tüm darbelerin arka planında NATO, ABD vardır. İçerideki batıcılar, Amerikancılar, NATO'cular mı? İşte bundan dolayı askeri müdahaleleri candan desteklediler, bütün darbeleri çok sevdiler. 15 Temmuz'daki derme girişiminin berhava olmasından dolayı da devasa bir hayal kırıklığı yaşadılar.